Yeni oturumumuza hoş geldiniz. Bugün önce şunu yapacağız. Geçen hafta neye başladık? Hızlıca ondan bahsedelim. Daha sonra bu işlediğimiz geçen hafta başlayıp yarıda kalan bölümü bugün okumak yerine daha çok ben özetleyeceğim hocam. Bu Tamam. bölümü bitirelim. Çünkü burası biraz uzun bir yer. Hızlıca özetlemekte fayda var. Şimdi şöyle yapalım. Ben yine ekran paylaşayım. Evet. Şimdi çok hızlı bir şey yapalım. Önemine binaen giriş yapalım. Şimdi biz geçen hafta bu kitabın 6. babına başladık. Yani birinci makalesinin 6. babı. Ve burada da işte gezegenlere arız olan meseleler anlatılıyor. Bu arız olma meselesi nedir vesaire. Bunu geçen hafta zaten hocamızla da birlikte konuştuk. Özet itibariyle şunlardan bahsedecek. Temel bir şeyimiz var. Bazı temel ilkelerimiz vardı. İşte bunların fiziksel olup olmadığı, matematiksel olup olmadığı, bunlar üzerine de konuşmuştuk. O da şu, astronominin bazı ilkeleri vardı. Neydi? İşte bir hareket, felek değil mi? Tek düze hareket eder. Yani bir dairenin merkezi etrafındaki hareket, o merkeze nispetle tek düzedir. Ve o merkeze nispetle uzaklığı değişmez. Şimdi böyle bir temel bizim şeyimiz var. Referansımız var. Daha önce de bunları konuştuk. Hani bu işte doğa felsefesinden mi geliyordur, kendi başına işte gözlemle, matematikle bu meseleler temellendirilebilir mi? Bunları hep konuşmuştuk zaten. Ama esas itibariyle bu ilkeler üzerinden gidiliyor. Şimdi bu konu, daha doğrusu bu bölüm, 6. bab, 4 fasıldan oluşuyor. Bu kitabın en uzun bölümü. Bize arız olarak gördüğü problemler anlatacak. Nedir bu? Şu Hocam, felek... Hasan Hocam oraya geçmeden Tabii. kelamcı hocalarımız, İslam felsefesi hocalarımız da var burada. Dün Evet. ben bu metin üzerine biraz şey yaparken, bakarken şöyle bir yakalamada bulundum. Daha doğrusu daha önce not aldığım metinlerde var da. Şimdi klasik metinlerde el istidare, yani bir yerde dairesel bir hareket varsa orada irade vardır. Ya şey kabulü var. Şimdi bunun üzerine bir araştırma yapmak lazım. Nitekim irade ile istidare de aynı kökten geliyor. Büyük kök uyumu gereği tabii. Bu dairesellik ile irade ilişkisine yeni bir yorum yapmak lazım. Bunu bizim kelamcı hocalarımız, felsefe çalışan hocalarımızın bunun kökeni ne, nereden geliyor bu? Buradaki şeyi ben şöyle yorumluyorum. Yorumumu da söyleyeyim. Biz biliyorsunuz bugün evreni bilmek demek ya da herhangi bir şey demek, bilmek demek aslında o yerdeki, o olduğu olaydaki patternları, örüntüleri, süreçleri, devranları, tekrarları, periyotları bilmek demek. Yani eğer herhangi bir formül varsa bu anlık bir şey değil. Orada o sürekli tekrar ediyor. Yani bilgiyi esas itibariyle fiziksel bilgiyi kastediyorum. Fizik dünyadaki tekrarların bilgisidir. Değil mi? Yasa dediğimiz şey bu. Acaba bununla bir alakalı var mı diye düşündüm. Yani gökyüzüne baktığı zaman Babiller, orada periyotlar var, mevsimler var. İşte güneş her zaman doğuyor, batıyor. Gezegenlerin bir hareketi var. Ve buna istidare diyorlar. Yani bu istidare illa dairesellik anlamında değil de tekrar anlamında. Dolayısıyla böyle bir şey varsa bunun da irade olması gerektiğini o dönemin perspektifiyle düşünüyorlar mı acaba diye bir yorum yaptım. Yani bu çok ilginç. Bu biraz önce bahsettin ya kendi ekseni etrafında işte Evet. dairesel hareket edecek falan falan. Yani aklıma gelmişken bunu arkadaşlara arz edeyim. Kayıtlara geçmiş olsun ki ileride arkadaşlar, özellikle kelamcı ve felsefeci arkadaşlar, bu irade ve istidare ilişkisinin lazım melzum hale gelmesinin nedenini tartışmaları lazım. Yani o tekrarı açıklamanın, ona bir illet vermenin, bir gerekçe göstermenin zemini irade
olarak tespit edilmiş o dönemde. Buradaki irade üzerine düşünmek lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Hasan'cığım. Çok sağ olun hocam. Hatta şimdi bu Ali Kuşçu bu bölümde şey de yapacak. Zaten bu müteşabih meselesini malumunuz geçen hafta konuşmuştuk. Bu müteşabihlik kavramını biraz daha açacak. Daha teknik olarak tek düze hareket nedir? Onu yine izah edecek. Tabii burada teknik olarak izahını yapıyor. Bugün işleyeceği konu bakımından önemine binen bunu da eklemiş olalım. Şimdi hocam burada biz bu tek düzelik meselesi ve tek düze hareket, her felek tek düze hareket ediyor varsayımımız var. Şimdi bu varsayımı aldık. Fakat şöyle sorunlar daha ortaya çıkmaya başladı. Mesela ben buradan gözlem yapıyorum gezegeni. Tek düze hareket, felek hareket eder diyoruz. Bakıyoruz hareketine bir tek düzelik yok. Ne bileyim yavaşlama var, hızlanma var. Hatta bazen durma var, geriye gitme var vesaire. Şimdi bunu bu ilkeler üzerinden izah etmek gerekiyordu. Daha önce de konuştuğumuz o felekler bütünü, demetini hatırlayın. Esas itibariyle bunların her biri tek düze hareket ediyor, düzgün hareket ediyor. Ama bunların her birinin bir kombinasyonu, daha doğrusu kombinasyonun neticesinde tek düz olmayan bir hareket ortaya çıkıyor. Çünkü bu feleklerin hareket yönleri farklı olabiliyor, hızları farklı olabiliyor vesaire. Dolayısıyla bu tarz arizi gördüğü bu ilimde arız olan, gezegenlere arız olan durumları izah edecek, ediyordu. Buna başlamıştık. Şimdi biz bu müteşabihlik meselesini anlattı, işte her felek için bunu izah etti ve bazı problemleri anlattı değil mi? Şimdi şöyle de problemler var mesela. Şimdi bu ilkelere gidiyoruz ama mesela ay feleğini hatırlayın. Şimdi ay feleğinde taşıyıcı, hamil feleğini düşünün. Şimdi hamil feleğinin normalde varsayımımız nedir? Hamil feleği kendi merkezi etrafında tek düze dönmesi lazım. Şimdi bu bizim ilkemiz. Şimdi hamil feleğinin merkezi dünyanın merkezi değil. Böyle daha başka bir konumda onun merkezi. Yalnız şöyle bir şey gözlemler neticesinde ortaya çıkıyor. Hamil feleği kendi merkezi etrafında değil, alemin merkezi etrafında taşıyıcı feleğin kendisi tek düze hareket ediyor. Yani kendi merkezi dışında bir merkez etrafında tek düze hareket ediyor. Bu mesela diğer gezegenler için bu ekvant problemini ortaya çıkarıyordu. Yine bu taşıyıcı felek kendi merkezi etrafında değil de başka bir varsayımda bulunduğumuz merkez nokta etrafında tek düze hareket ediyordu. İşte buna ekvant noktası diyorlar. Ama bu doğa felsefesinin ilkesini bozan bir şey. Matematiksel olarak çok iyi iş görse de bu büyük bir tabii eleştiriye sebep oluyor Batlamyus'a. İşte en meşhurlarından birisi işte İbn-i Reysem'in değil mi? O şukuk, eşşukuk ala Batlamyus'ta. En çok aslında işlediği konu, hani başka konularda da eleştirileri var ama hocam hatırlayacaksınız. Esas itibariyle bu ilkenin bozulmasına eleştiriler getiriyor. Evet. Şimdi bunları yaptı. Bize sonra şunu tanıtmıştı. Takvim diye bir kavram tanıttı. İşte hareketi aynı şekilde takvim hareketi diyebiliriz. Buna pozisyon, konum olarak da bunu adlandırabiliriz. Takvim hareketi neydi? Aslında boylamsal olarak gezegenin gerçekte bulunduğu nokta diyelim. Koordinat anlamında. Birincisi bu. Şimdi bir de tadil hareketi, daha doğrusu tadil değeri, düzeltimi anlatmıştı. Bir de ortalama hareket, işte vasati dediği. Bunları anlattı. Şimdi takvim hareketi, gerçek hareketini bulmak için şunu yapıyorlar. Nerede yapmıştık? Birazdan bunun detayını da şurada gösterecek ama şöyle bunu da başlamış olacağız birazdan. Takvim hareketini, bunun detayına girmekle birlikte bir not olsun. Ortalama hareketi önce mesela tespit ederler. Bunların verileri ortaya çıkarılır. Tadil düzeltim verileri ortaya çıkarılır. Bu ikisini bildiğimizde biz takvim değerini buluruz. Yani gerçek değerini. Zaten Ziç'lerde de biz esas itibariyle bu verileri buluruz. Dolayısıyla ileriki bir tarihte takvim hazırlamak istediğimizde, yani gezegenlerin konumlarını o yıl için ya da gelecek yıl için tespit etmek istediğimizde o verilerden hareketle bunu yaparız.
Şimdi biz bugün kaldığımız yerden devam edelim. Ben bugün şey de yaptım şuradan işleyeceğimiz konuları biraz hızlanmak açısından, özetlemek açısından sunum haline de getirdim. Ara sıra başka dosyalara da giderek ilerleriz. Şimdi bu tadil meselesini Ali Kuşçu ile devam ediyor anlatmaya. Bu bölüm zaten bu tadil meselesini daha detaylı anlatma üzerine kurulu bundan sonraki bölümleri. Şimdi şöyle gidelim. Şimdi bu tadil hareketini nasıl bulacağına dair bize bilgiler veriyor. Özetle şunu yapalım. Şimdi ay haricindeki gezegenlerde mümessil feleği üzerinde, ayda da eğimli felek üzerinde bunu belirliyoruz dedi. Neden ayda eğimli felek üzerinde belirliyor? Çünkü malum ayın bir mümessil feleği var. İşte Cevzeher de deniyor. Onun üstünde bir de mail feleği olduğu için hani arada bir katman var. Ona referansla bunu buluyorlar. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Burada bu mesela güneş için bunu uygulayabiliriz. En azından zihinde bir şey oluşsun diye. Şimdi güneşin bu modeli şu bizim alemin merkezi burası. Güneşin eksantrik feleği vardı malum. Yani onun tek düze hareket ettiği dairenin merkezi, alemin merkezi değildi. Şimdi orası da burası. Şurası. Şurası. Şimdi iki tane şeyi belirleyecek. Oradan da tadili belirleyecek. Birincisi şu. Şu da bizim güneşimiz olsun. Şu zaten güneşimiz. Şimdi birincisi takvimi çizgiyi belirliyor. Vasati çizgiyi belirliyor. Bunların arasında kalan yaya da tadil, düzeltim yayı diyor. Özet itibariyle bu. Şimdi takvimi olan neydi? Takvimi olan alemin merkezinden işte gezegene çıkarılmış çizgiydi. Dolayısıyla alemin merkezinden aldık. Ne yaptık? Bir çizgi çizdik. Şöyle geldik. Şu noktada kesti. Bu bizim şeyimiz, mümessil feleğimiz şu değil mi? Şu en dışarıdaki mümessil feleği, eksantrik olan şey felekte şu oluyor. Dikkatinizi hani tekrar çekmiş olayım. Felek kavramını bu metinlerde hem geometrik anlamda diyebiliriz, bu şekilde de kullanıyorlar. İki boyutlu hem de tabii ki zaten üç boyutlu olarak da kullanıyorlar. Dolayısıyla bu böyle bir şeylik var, kullanım tarzı var. Şimdi ne yaptı? Vasat takvimi çizgiyi bu şekilde belirledi. Şimdi bir de vasati çizgiyi belirleyecek. Şimdi onu nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Normalde vasatı çizgiyi biz neyle belirliyoruz? Yani tek düze hareketin gerçekleştiği merkeze nispetle. Yani güneş aslında alemin merkezine göre tek düze hareket etmiyor ama eksantrik feleğin merkezine göre tek düze hareket ediyor. Dolayısıyla buradan bir çizgi çizmemiz lazım. Fakat metot açısından bunları hani uygularken şöyle yapıyorlar. Eğer vasati hareketin gerçekleştiği o dairenin merkezi alemin merkezi değilse bu çizgiyi alemin merkezine taşıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Normalde şu neydi? İşte vasati çizgiyi temsil etmesi için bunu almıştık. Biz ne yapıyoruz? Buna bir paralel bir çizgi çiziyoruz alemin merkezinde. Şurası yani. Aldık böyle getirdik, ilerlettik. Burası. Dolayısıyla ne oldu? Vasati çizgi ya da vasati konu güneş için bu noktada burası oldu. Şurası oldu. Takvimi konumu da burasıydı. Arasındaki fark nedir? Tadil yani düzeltimdir. Ali Kuşçani hani örnek olsun diye bu gezegen hani aşağı inerken yukarı çıkarken tadili ortalama harekete ekleyecek miyiz, çıkaracak mıyız onu göstermek için iki örnek de koymuş. Şimdi şöyle çok detayına girmeyelim ama şöyle söyleyelim. Şuranın değeri işte söz gelimi şu anda söz gelimi zihinde bir şey olsun diye söylüyorum. Diyelim ki şu evç noktasından biz şey yapsak referans alsak bu noktadan bu bizim vasati açımız şu olacak. Takvimi açımız da şurası. Dolayısıyla vasati olan değer takvim olan değerden fazla. Dolayısıyla ben mesela vasati değeri biliyorsam ve onun düzeltim oranını biliyorsam bu noktada
O zaman bunu çıkaracağım ki takvimi değeri bulayım. Bu ama şuradayken, yukarıya doğru giderken güneş, bu zaman tam tersi olacak. Vasati hareketin değeri, vasati hareketin değeri, şuradan yine referans alırsak, bakın şöyle şöyle geleceğiz. Vasati hareket, vasati çizginin, bakın buradaki konumsal değeri açısal olarak daha küçük. Çünkü takviminki burası. Dolayısıyla vasatiye bunu tadil ekleyeceğiz. Yani özet itibariyle bu diyelim. Dolayısıyla burada ne yaptı? Bize ortalama çizgi kavramını bize tanıttı. Hattül vasati, işte hattül takvimi dedi. Tadil kavramını söyledi. Kavsut tadil dedi. Ve bunların değerlerini de söyledi. Mesela ortalama çizginin, o vasati hareketin değeri nedir? Bununla alakalı bilgiler de veriyor. Özet itibariyle şudur. Hani mesela güneşi düşündüğümüzde, değil mi? Nedir? Mümessil feleği var. Bir de onun üstünde eksantrik felek var. Dolayısıyla bu ikisinin şeyi, ne diyelim, kombinasyonu vasati hareket dedik. Mesela diğerleri için de bunları veriyor. Şimdi burada hani işte toplamın farkıdır vesaire gibi hani ifadeler var. Detaylarına girmeyelim. Ama bunun sebebi şu. Hatırlayacaksınız, bazı gezegenlerdeki feleklerin hareket yönleri farklı. İşte bazısı doğudan batıya, bazısı batıdan doğuya dönüyordu. Dolayısıyla o farktan dolayı, hani dönüşteki farktan dolayı bir şey oluşuyor. Bir fark oluşuyor diyelim. Bundan dolayı bu şekilde detayları bize verdi. Özet itibariyle tadil kavramından kastettiği şey temel olarak bu. Şimdi burada şuna biraz daha detaylı girelim. Biraz tadil meselesini ilerletiyor. O da şu. Şimdi mesela burada şöyle yazmışız. Hani salınımlı gezegenlerin, salınımlı gezegen neydi? Bu mütehayyire kavramını hani salınımlı olarak çevirdim. Mütehayyir gezegenler şunlardı. 7 tane gezegenimiz var. İkisini çıkaralım, yani Güneş ve Ay'ı. O geriye kalan 5 gezegen mütehayyir, mütehayyire, el-kevkeb el-mütehayyir olarak isimlendiriliyor. Mütehayyir hani kavramının kastı da şu, bu hani retrograde hareket, işte geriye dönme vesaire hareket yapıyor ya. Bu hareketleri bu 5 gezegende gördüğümüz için bunlara mütehayyir gezegenlerde diyorlar. Dolayısıyla aynı Güneş'te olduğu gibi bu mütehayyir 5 gezegende de tabii bir düzeltme ihtiyaç var. Benzer bir düzeltme ihtiyaç var. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi taşıyıcı feleğin alemin merkez etrafındaki dönüşünün sabit olmaması. Dolayısıyla bir anlamıyla şu. Yani eğer alemin merkezi hareketin, tek düze olarak düşündüğümüz hareketin referans noktası değilse, biz aslında o şeyi, o hareketin vektörel koordinasyonunu ya da konumunu diyelim, ne yapıyoruz? Alemin merkezine paralel olarak çekiyoruz. Bu şekilde ortalama şeyini, çizgisini buluyoruz. Tabi burada şöyle bir referans noktası oluşuyor bu salınımlı hareketlerde. Buna şey de diyorlar, işte merkez-i muaddil, ayarlayıcı merkez diyebiliriz. Bunu mesela referans alarak burada biz düzeltimi buluyoruz. Onu da hızlıca şöyle izah edebiliriz. Şimdi bu aynı, biraz önceki modelin aynısı ama hatırlayacaksınız. Bu şeylerde, ulvi yani dış gezegenlerde, Güneş'in üstündeki gezegenler, Güneş'in modeline benziyordu. Tarz olarak yani benziyordu. Sadece bir de tedbir feleği ve onun üzerinde de gezegen vardı, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla bu hani şekli kullanabiliriz. Şimdi şunu yapılıyor burada tadili bulurken. Şimdi bu normalde mesela Venüs diyelim. Venüs feleğinin hamili şurası, değil mi? Şu hamili burası olsun. Hamili taşıyıcı feleğinin merkezi burası olsun. Burası alemin merkezi olsun. Bu da Venüs'ü taşıyan epicycle feleği olsun. Şimdi biz bunun düzeltimini bulurken bir önce ayarlayıcı
ne diyelim, çizgi tespit ediyoruz. O da şu oluyor, alemin merkezinden epicycle'a çekilen çizgi. Böyle bir çizgi çizdik, şu olacak. Şöyle bir çizgi çizeceğiz. Bunu bu şekilde yaptı. Şimdi bir de ne yapacak? Düzeltimi bulmak için bir de ortalama çizgiyi belirlememiz lazım. Ortalama çizgiyi belirlememiz lazım. O vasati olanı. Onu da ne yapacak? Taşıyıcı feleğin merkezinden, hani bu epicycle'ın merkezinden şöyle bir çizgi çizmemiz gerekiyor ya. Bunu alemin merkezine taşıyacak. Biraz önce yaptığı gibi. Yine bunu buraya taşıdı. Alemin merkezine taşıdı. Şuradan taşıyacak. Dolayısıyla arasında bir açı oluştu. İşte bu düzeltim açısı olacak. Dolayısıyla bu değerlere göre biz konumlarını, takvimi konumlarını bulabileceğiz. Ay için böyle bir şeye ihtiyaç yok. Bu tarz bir tadile ihtiyaç yok. Neden? Müşkilat, işgalat kavramını da konuşmuştuk. Bu ilimdeki ne diyelim problemli konuları ele alan literatür. Ay'ın taşıyıcı feleği biraz önce de söylediğimiz gibi kendi merkezi etrafında değil, alemin merkezi etrafında tek düze hareket ediyor. Dolayısıyla alemin merkezine çekebileceğimiz vasati hareketi bulabilmek adına alemin merkezine çekebileceğimiz bir hareketten bahsetmiyoruz. Zaten alemin merkezine nispetle tek düze hareket ediyor. Onun için ay için böyle bir şeye ihtiyaç kalmıyor. İşte Merkür için bu düzeltimi bulurken müdir feleğinin apojesi ve perijesi referans alınıyor denildi. Yine o bir katman hani olarak müdir feleği malum Merkür'de var memesinin üzerine. Bu şekilde bir teknik detay söz konusu diyelim. Şimdi ne kadar karmaşık değil mi aslında? Evet hocam, yani şeyi iş yükü çok fazla burada. Hem geometri, trigonometri, ondan sonra hesap, hepsi iç içe geçmiş. Son derece iş yükü fazla. Bir de hocam tabii şey var. Birazdan muhtemelen daha da detaylı konuşacağımız hani bu zihç meselesi var. Çünkü bunları bize anlatıyor. Bir yerde de şunu söylüyor hocam. Bu biraz bu noktaya işaret etmiştim tezi çalışırken. Şimdi birazdan konuşacak. Şimdi bize iki tane metot söyleyecek bu tadilleri bulurken. Önce bir metodu anlatıyor. Bu bahsettiğim metotları anlatacak. Sonra bu tadilleri şöyle de bulabiliriz diyerek onu da anlatacak. Sonra şunu söyleyecek hocam. Diyecek ki biz kolaylığından dolayı, burada biz şeyini kullanıyor. Kolaylığından dolayı Zihci Cedid'de, yani Oğul Bey Zihci'nde ilk metodu tercih ettik diyecek. Bu enteresan bir şey, nokta. Hani Ali Koç'un Zihci'yle olan ilişkisi meselesi de bir malum muğlaklık var. Hep konuşuyoruz. Bu hani bir şey, bir küçük bir şey destekleyici tarafı var Ali Koç'un biraz şey içinde, daha içinde olduğuna yönelik bu projenin diye görebiliriz. En azından böyle bir şey, arkasından gidilebilir bir şey var. İkinci önemli tarafı bu anlatının, Fethiye'nin özelliği açısından konuşursak, hani bu Zihci'de bu parametrelerin bulunmasına dair metotları neden bu kadar detaylı anlatıyor? Yani işte şu metodu da kullanabiliriz, şu metot da olabilir ama biz işte Zihci'de şu metodu tercih ettik. Böyle hani Zihci, bu eserin, Fethiye'nin Zihci'yle olan ilişkisi, ne tekrar lamakta fayda var. Daha önce de konuşmuştuk. Hani bu yönüyle bir münahhas metni gibi bir şeyden bahsetmiyoruz burada. O anlamıyla. Zihci'yle bilinçli bir şey var. Şey var, irtibat var hocam. Ve bu yani da şöyle Fethiye'nin ağırlık noktası Zihci. Zihci şeyi refleks hocam, aynı. Bunu evet. Hani şöyle yani bu da işte imparatorluğa dönüşen devletin ihtiyaçlarıyla alakalı. Bir yani de hiçbir şey. Hiçbir şey evet. Ezbere değil yani, dışarıdan bakılınca o hamurvari kültürü görünce böyle ayrıntıları idrak edemiyoruz ve bir sürü yorum yapıyoruz. Aslında Ali Kuşçu'nun bu eseri
bir ders kitabı şeklinde düşünülmüş falan falan bir sürü şey yaptık. Biz de yaptık bunu. Biz de o söylenenleri tekrar ettik. Halbuki mesele daha çok ZİÇ talebelerine, ZİÇ'le uğraşacak insanlara bir ders kitabı hazırlamak. Yoksa genel bir mülakas gibi bir ders kitabı değil. Bu dediğiniz gibi hocam bu şekilde de yorumlayabiliriz. Bir de şöyle de yorumlayabilir miyiz acaba? Hani bu arada şunu da ekleyerek hani yorumumu söyleyeyim. Bu tarz hocam, bu yaklaşım biz şeyde de görüyoruz. Farsçasında da görüyoruz. Hani Ali Kuşçu'nun bir nevi kendi bakış açısı anlamında bir şey tarz hocam. Kendine has bir tarz. Bir de şu da olabilir hocam, hani bu ders kitabı olarak hem ZİÇ belki öğreteceği öğrenciler için böyle bir tarz. Bir de genel anlamda bu bilgilerin bilinmesinin gerekli olduğunu düşünüyor olsa gerek. Hani bir medrese öğrencisi açısından da belki düşünebiliriz. Malumuz hocam, mesela bu Tasnifül Ulum eserlerinde vesaire şey çok geçer. Mesela ZİÇ, işte ZİÇ'den bahseder, takvim çıkarmaktan bahseder. Hani medrese talebelerinin hepsi olmasa bile bir kısmının bu literatürle ilişkisi olması gerektiğini tabii tabii görürüz. Sayfiye, yani yaz programlarında Evet. Dikkat edersen pratik uygulamalar hep şeyle alakalıdır, ZİÇ'lerle alakalıdır. Usturlap kullanmak, rubul mücevher kullanmak Evet. Gibi. Dolayısıyla dediğin doğru. Evet. Yani en azından bir kısmı tamamen bu meseleyle alakalı. Çünkü o dönemde otomatik mekanik saat olmadığı için müezzinler ve imamlar gittikleri bölgedeki bölgelerde ayrıca o bölgenin vakit tayinini yapıyorlar. Astronomi aletleri kullanarak. Yani sistemin, mekanizmanın içeriğini düşündüğün zaman bu eğitimde bu kadar yer alması doğru yani. Diyelim ki siz Trabzon'da bir köydesiniz. Orada imamsınız. Aynı zamanda o bölgenin vakit tayinini de siz yapıyorsunuz. Ortak bir vakit tayini yok ki, cep telefonu bakılmıyor yani. Bir de şey, yine hatırlayacaksınız hocam şeyin, mesela Katip Çelebi değil mi? O hani şeyinde anlatıyor, hani işte ZİÇ'den takvim çıkarmayı öğrendim vesaire. Mesela böyle anlatıları var. Böyle bir takvim çıkarmak, böyle diye bir önemi tabir var var. yani Evet. Takvim medresede. Çıkartmak diye bir tabir var ve bunu o Evet. ZİÇ'ten çıkartıyorsunuz. ZİÇ'ten Sadece çıkarılıyor, evet. Rakamlar var orada. Evet. Rakamlar var ve bu metotları temel düzeyde olsa bilmek gerekiyor dediğiniz Evet, gibi. evet. Şimdi biz biraz daha teknik şeylerini biraz daha açalım. Yeni en azından kavramlar duymak açısından. Şimdi şunu yapıyor hocam Ali Kuşçu, yeni tadiller ortaya çıkarıyor. Çünkü tek düzelik söz konusu olmayınca biz aslında ne yapıyoruz düzeltimle? Tek düze bir referans buluyoruz. Tek düze bir referans buluyoruz. O tek düze referansı esas alarak düzeltim değerleri buluyoruz. Dolayısıyla onunla gerçek değere ulaşmaya çalışıyoruz. Esas itibariyle ihtiyaç buradan kaynaklanıyor. Şimdi mesela bir başka düzeltim söz konusu olacak. Şimdi biz biraz önceki tadil, biraz önceki düzeltim, işte epicycle'ın merkezi, taşıyıcı felek üzerindeki merkezinin hareketiyle ilişkili olandı. Ama şöyle bir şey var. Sonuçta gezegenin gerçek konumunu bulacağız. Gezegen epicycle'ın üzerinde. O da hareket ediyor. Onun da konumu değişiyor. Şimdi gezegen şurada hareket, işte şu nokta gezegen. Şimdi gezegen epicycle'da üzerinde hareket ediyor. Epicycle'ın merkezinde taşıyıcı feleğin üzerinde hareket ediyor. Şimdi bu ikisinin kombinasyonu var. Hatta bu ikisinin tadili var. Bu iki tadili de bilmek gerekiyor gerçek konumu bulmak için, tespit edebilmek için. Şimdi burada şu birkaç yeni kavram hocam şey yapacak, bize tanıtacak. Esas itibariyle şunu yapacak. Şurada birinci düzeltim olarak işte tadilül evvel ya da tadilül müfret kavramını kullanıyorlar. Bu esas itibariyle şu hocam, epicycle merkezi apojideyken gezegenin hareketi neticesinde oluşan düzeltim.
Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şimdi bu bizim taşıyıcı şeyimiz, dairemiz. Bu da bizim epicycle'ımız. İki tane epicycle örneği bize verdi. Şurası da alemin merkezi. Hani taşıyıcı feleğin merkezi tam ortada olması gerekecek. Dolayısıyla alemin merkezi şeyde kaldı. Aşağıda kaldı. Şimdi önce şunu yapıyor. Bu tadil birinci düzeltim dediği şeyi şeyde şunu yapıyor. Önce epicycle'ı şeyde şeye konumlandırıyor. Ona göre hesap yapacak. Taşıyıcı felek üzerindeki apojeye, el evç, apojeye göre konumlandırıyor. Buraya koydu önce. Sonra şunu koyduktan sonra, şimdi normalde burası alemin merkezi, burası alemin merkezi. Şimdi baktığınızda ne yapacak? Şu anda gezegenimiz burada. Ben normalde alemin merkezinden buraya bir çizgi çizeceğim. Buraya bir çizgi çizeceğim. Bir de hani niye çizgi çiziyordum hatırlayacaksınız. Alemin merkezinden bir öncekinde de böyle yaptık. Epicycle'ın merkezine çizeceğim. Epicycle'ın merkezine doğru bir çizgi çizeceğim. Tabii bu çizgi zaten şu doğru çizginin üzerinde olduğu için hani zaten şöyle bir şey. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki ne diyelim açısal şey fark tadil olacak. İşte tadilül müfret dediği şey olacak. Şimdi bu birinci düzeltim ya da müfret olan düzeltim neyi referans alıyor dedik. Epicycle bu noktadayken, apojideyken burayı şimdi sabit tuttuk. Gezegenin hareket ettiğini düşüneceğiz. Dolayısıyla gezegen hareket ettiği için ne olacak? Bu açı değişecek. Dolayısıyla buna tadilül evvel diyorlar. Ali Kuşçu bu şekilde söyledi. Ya da tadilül müfret. Şimdi bu birincisi. Şimdi bir de ikinci düzeltim var. Araya bu da girecek. O da nedir? Hani dedik ya epicycle da sonuçta hareket ediyor taşıyıcı feleğin üzerinde. Dolayısıyla ne olacak? Ne olacak? Taşıyıcı felek üzerinde hareket ettiğinde de bir düzeltim payı oluşacak. Söz gelimi epicycle buradayken değil mi? Bu noktadayken mesela bu noktaya geldi. Şimdi burada da bir şey oluştu. Başka bir tadil oluştu. Başka bir hareketin tadil oluştu. Dolayısıyla buna da ikinci düzeltim diyecekler. İşte bu ikisinin hani kombinasyonu gerekiyor. Buna tadil muaddil diyorlar. İşte ayarlayıcı ne diyelim düzeltim gibi bir şeyle kullanabiliriz. Bir de şöyle iki tane kavramımız var. Şimdi biz alemin merkezine nispetle taşıyıcı feleğin en uzak noktasına hatırlayacaksınız evç diyorduk. El evç. En yakınına da ne diyorduk? El hadid. Şimdi şöyle de bir şey var. Alemin merkezi merkezinden epicycle'ın en uzak olduğu nokta neresi? O zaman ne yapacağız? Biz epicycle'ın alemin merkezinden şöyle bir doğrusal çizgi çiziyoruz değil mi? Şöyle geldik. Bu tabii ki bu şey epicycle'ın bir çapı. O çapa da şey yaptı, örtüştü. Dolayısıyla ne oldu? Alemin merkezinden epicycle'ın en uzak noktası şurası oldu. En yakın noktası da şurası oldu. Şimdi en yakın noktasında kavramsal değişiklik yok. Ona yine el hadid diyorlar. Fakat epicycle için bunu kullanırken evç kavramını kullanmıyorlar. Yani bu evci bu taşıyıcı feleğin en uzak noktasına münhasır kılmışlar. Bunun için zirve kavramını kullanıyorlar. Ve burada el-dirve el-mer'iye ya da el-hadid el-mer'iye kavramı kullanılıyor. Yani görünür ne diyelim? Apoji görünür perije diyebiliriz. Çünkü neden? Epicycle'ın bu aslında mutlak anlamdaki en uzak yeri değil mi? Mutlak anlamdaki en uzak yeri burası değil. Ama o epicycle'ın bulunduğu yerdeki alemin merkezine olan en uzak ve en yakın noktası burası. Onun için el-mer'i kavramını kullanması bundan kaynaklanıyor. Mesela en uzak olduğu nokta şurası olur. Tam evçtedir epicycle. Bir de bunun üzerine kendi şeyi vardır, uzaklığı. Mesela bu el-dir ve el-mer'iyenin en büyük değeri mesela buradakidir.
bu kavramı bize tanıttı. Çünkü bu ikisi arasındaki açısal farkı bulurken buna da ihtiyaç duyuyor. Şimdi tabii biz hani bu bilgiyi verdik. Tabii Ali Kuççu şey de yapıyor. Buraları hızlı geçmek için özetle söyleyelim. Ay ve diğer salınımlı, ay ve salınımlı gezegenler de bunların hesaplanmasına dair detaylar veriyor. Bunları da söylüyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyor. Biraz önce hocam işaret ettiğim şey. Bunları anlattı. Bir de bunları bu ortalama uzaklık meselesiyle ortalama uzaklık el-Budul Evsat dedi. Buna referansla şey yapıyor. Bu bilgilerin bu bulunabileceğini, böyle bir metodun da olduğunu söylüyor. Bununla alakalı da bilgiler veriyor. Fakat yine işaret ettiğimiz gibi ilginç olan şey şu, bu metotları hani tanıttı iki tane. Dedi ki işlem kolaylığı bakımından biz ilk metodu tercih ettik. Yani burada özetini geçtiğimiz metodu tercih ettik. Zici Cedid'de diyor. Dolayısıyla buradan şey de öğreniyoruz. Hani Ulubey Zici'ndeki bu tadil vesaire değerleri hangi metoda göre hazırlanmış? Bunu biliyoruz. Yine biraz önce Oradaki Arapça ifade Zici Cedid'de ilk yöntem tercih edilmiştir, etmişlerdir mi yoksa ettik mi? Yani biz mi diyor, kendisini o ekibin içinde mi görüyor? Tabii, biz diyor hocam, hemen orayı da dediğiniz gibi Bu şey çok yapalım. ilginç çünkü hani dedik ya Ali Kuşçu Ziş'teki Evet. yanlışları Ulu Bey'e nispet ederek eleştiriyor. O zaman ekibin içerisinde kendisi olduğuna göre demek ki bu kararlarda da kendisinin payı var. Bu şey dediğiniz gibi hocam, şey teknik şeyde kendisinde bu ne diyelim işin parçası görüyor dediğiniz gibi. Şurada Enteresan. hemen ben şunu da göstereyim hocam. Önemine binen şurada hemen o ifadeyi bulalım. Şuradaydı diye hatırlıyorum. Evet, şurada hocam. Şurası. Şu hocam, ve hâzî tarîkâ eşhur dedi. Lakin Lakinne ne? âthârnâ tarîk-ül evet biz diyor. Doğru. Zîcil cedid li suhûletil amel. Suhûletil amel. Suhûletil. Yani ortalama uzaklığı kullanarak yapılan aslında metot hocam daha şey ne diyelim meşhur olan daha Evet. yaygın olan diyor. Ama kolaylığı bakımından dedi hocam dediğiniz gibi şey Evet yani bizim biz zihcide biz. demesi demek ki bu kararın alınmasında onun da bir katkısı var. Evet. Ekipten bahsediyor ya. Önemli bu. Zicin tarihi açısından önemli. Zihcin tarihi açısından çok şey Evet. çok önemli. Dolayısıyla şey Ali Kuşçu'nun burada hocam yine daha önceki derslerde de bir işaret etmiştik bu Taha Yasin Hoca'nın yayınladığı makalede işte bu talebesinin ne Evet, yolladığını Ali Dimeşki'nin. Kuşçu'nun Dimeşki'nin. Orada hani zic meselesine değiniyorlar ya işte Evet. zicin şurasını işte istinsah et şurası şöyle olsun vesaire bir şeyler diyor. Bu metni orayla okuduğumuzda bu zic yani İstanbul'da hocam Ali Kuşçu o kısa döneminde bir zic şeyi var Bir ziç diyebiliriz. geleneği kuruyor. Bir zic evet ne diyelim gündemi var. Evet, bir zic Yani gündemi bu var hocam. tamamen dediğim gibi devletin ihtiyaçlarıyla son derece alakalı. Takvim, hesap sistemleri her şeyle alakalı olduğu için demek ki Ali Kuşçu da büyük oranda bu çerçevede iş görüyor. Onu istiyorlar ondan yani. Evet. Sahibi rasadın yani bu yönüyle şey hakkını veriyor diyelim hocam. Evet, Hani evet, evet. gelenekteki Ama bunun meşhur etkisini hemen hadis. görüyoruz. Bak, Muhammed Konevi değil mi? Hemen peşi sıra bu okulun öğrencisi. Sonra onun öğrencisi Mustafa Binali El-Muvakkıt. Yani 1480 ile 1500 sonra tabii Takiyettin gelecek. Arasında Osmanlılar'da üretilen kataloglar, yıldız katalogları, bu ziçler üzerine yapılmış hem değişik ziçler üzerine tabii Ulu Bey Zici esas alınarak yapılmış bir sürü cetvel. Hatırlarsan David King'in bu konuda bir çalışması var. Muhammed Konevi'nin yıldız kataloglamaları falan değil mi? O parametreleri falan ölçmesi. Hep bununla alakalı. Yani hiçbir şey
Hüdayi nabit değil, belirli bir gayretin, bir organizenin, örgütlemenin sonucu olarak çıkıyor. Bu deniz astronomisine, deniz coğrafyasına yansıyacak. Osmanlı donanmasının Akdeniz'deki hareketliliği de belli bir zamana bağlı. Değil mi? Orada şimdi Mustafa bin Al-Vakıt'ın şeyini hatırla. Coğrafya kitaplarını, deniz astronomisi kitaplarını. Evet. Hep Seyyid Ali bununla Reis alakalı. vesaire. Yani hiçbir şey tesadüf olmuyor. Hani tesadüfe tesadüf edilmiyor bu işlerde. Bir de şey var hocam. Mesela tabii şu an Ali Kutçu Fatih dönemi ama hani biz bunların etkilerini aslında tam olarak 2. Bayezid döneminde görüyoruz. Doğru, tabii. Ve çok yoğun malumunuz. Astronomi, astroloji, takvimler, gökbilimi. İşte Mirim Çelebi'nin de malumunuz Ulubey şeyi var, şerhi var, Ziyiç şerhi var vesaire. Yoğun bir gündem var. Dolayısıyla Osmanlı astronomisi çalışmak isteyen şey arkadaşlar için epeyce malzemenin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Onu da hocam Yani eklemiş o olalım. üretilen bilginin, rasyonel bilginin, o dönemde bilgi bu, rasyonel olan bilgi bu. Tabii astronomide, bu şeyde nedir, diğer alanlarda farklı. Yani burada bakılması gereken şey, bugünkü yöntemlerle üretilen bilgi değil, o dönemde rasyonel olan bilgi, yani hesabı verilebilir, kavramsal, nedensel bilginin toplumsal uzantılarını tespit etmek lazım. Şimdi bu Ziç meselesi üzerinden astronominin o dönemde teorik kısmı yanında toplumsal uzantılarını, siyasi politik uzantılarını görüyoruz. Hemen hemen her konuda bu var aslında. Biz bugün içinde yaşadığımız çerçeveden baktığımız için çoğunu göremiyoruz. O dönemdeki toplumsal örgütlenme bu bilgiyle çok alakalı. Evet. Dolayısıyla hocam şey, bu hani şeyi konuşmuştuk da hocam. İşte Rasadun'a kullanıyor işte bizim Rasad'ımıza göre bu veriler şudur vesaire diyordu. Onlar Zici Ulubey'deki verilerle örtüşüyordu. Dolayısıyla hani buradaki bilgiyi de işaretlersek herhalde bu projenin şey parçası olarak Ali Yani Kuşçu'yu. Şunu artık kesin söyleyebiliriz ki Ali Kuşçu Şerif Zici Ulubey'de yanlışları Ulubey'e ne kadar nispet ederse etsin aslında o üretimin bir parçası ve sorumlusu aslında. Belki nihai tercihleri Ulubey yaptığı için böyle bir şey söylemiş olabilir. Ama çok açık gözüküyor ki ekibin tam bir has üyesi yani. Evet, malumunuz yani bu Fethiye'de ölümünden çok yakın bir zaman önce Tabii zaten yazmış ona, evet. yazılıyor. Öyle hani ilk dönem falan olsa bir şeylik var mı falan dediğiniz gibi bir şey. Diyebilirsin, Artık her doğru. şey. Ortada Ulubey yok. Ulubey öyle olmuş 50 Artık yıl. Tabii. 30 yıl olmuş neredeyse tabii. Tabii 1440, Neredeyse. Evet. 49 ölümü Ulubey'in değil mi? 49-73 falan aynen hocam evet. Yani 50 yıl geçmiş dolayısıyla kimse kalmamış. Timur'la neredeyse bitmiş. O açıdan Ali Kuşçu'nun böyle bir şey söylemesi herhangi bir politik tavır da değil. Doğrudan ilmi bir tavır. Ve bunu gösteriyor yani. Evet, o geleneği devam ettiriyor. Şeyin aslında Bircendi'nin metinlerine de bu çerçevede bir bakmak lazım. Hani Çok burada önemli bir isim hocam. Çok böyle gerideymiş gibi duruyor ama çok önemli bir çok isim. önemli bir isim. Acaba bunları nasıl değerlendiriyor? Ona da bir bakmak lazım. Yani onun da bir Zici Ulubey şerhi var. Yanlış hatırlamıyorsam. Zici Ulubey şerhi var. Evet hocam. Evet, bir evet. sürü metni var. Ve o birikimin son temsilcisi esas itibariyle birinci sınıf son temsilcisi, başka temsilcileri var ama Bircendi çok üst bir de İstanbul'a, Trabzon'a ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'a da geliyor. Evet. Hocam şey, Semerkant'taki astronomlardan birisi, yanlış mı hatırlıyorum, Muinüddin Kaşi diye O Beyazıt döneminde geliyorlar. Tabii o Kaşaniler hatta İstanbul'da bir güneş rasadı yapıyorlar. Siz tercüme ettiniz, henüz yayınlamadık onu ama. Tabii, evet. Bu Bircendi'nin talebesi sanki onun oğlu muydu? Öyle bir şey vardı hocam. Zihnimde çok Tam şey gibi kalmış. zihnimde açık değil ama bunlar Evet. tabii hoca-öğrenci Evet. ilişkileri çok orada belirgindir. Şimdi tam kim kimin öğrencisi, kim kimin talebesi onu hatırlamıyorum açıkçası. Ben o Bircendi maddesini yazdığımda Hasan'cığım 1987 idi. Evet. Yani sen gerisini 1987. hesaplayabilirsin. Şey de var hocam, bunu şeyden dolayı söyledim. Hani Bircendi Semerkant Astronomi Matematik Okulu birikiminin direkt tevarüz eden Tabii. birisi. O yönüyle. Evet, üçüncü kuşak ve son. Ondan sonra zaten yavaş yavaş o dağılıyor tamamen.
Bir kısmı Babür Devleti'ne, bir kısmı Osmanlı'ya. Çok az bir kısmı kalıyor doğduğu topraklarda. Bunun son birinci sınıf temsilcisi, üst temsilcisi yani Bircendi. Bircendi, maalesef evet. Aynı zamanda o bir fakih biliyorsunuz. Onun iki ciltlik fıkıh kitabı da var. Nedense literatürde yok. Pek yani gündemde değil. Matematik, astronomi kitapları son derece fazla. Ve çok günümüze ulaşmış mı hocam o fıkıh kitabı? Elimizde var mı? Günümüze ulaşmış mı o eser? Hangisi? Fıkıh Ha, eseri. Tabii yazmaları Ha, var. yani evet. Var yazmaları var. İki cilt. Ben onları dediğim gibi o tarihlerde hep inceledim de. Şimdi ayrıntılarını bilmiyorum. Tarih kitapları üzerine yazdığı metinler. Ondan Tabii sonra tahrir çok tabii çok tabii. evet. Mesela Majesti. Eşşemsiye şehri çok kalındır mesela onun. Filhisar. Değil mi hocam? Filhisab, Evet. Nisabur'un Evet. bayağı kalın bir şerhtir o. Yani nereden bakarsan bir 300 yaprak falan belki daha fazladır. İyi de bir matematikçi. Evet. O açıdan o şeyi yani ileride Semerkant Matematik Astronomi Okulu'nun mirası üzerine Evet. çalışırken bu Bircendi çok önemli bir yerde duruyor. Felsefi mülahazaları da var. Ali Tabii Kuşçu'ya karşı. itirazları var. Ali Kuşçu'ya karşı daha farklı bakıyor. Matematiksel bakmıyor çok. Filan falan evet. Evet hocam. Dolayısıyla bu orayı da bu şekilde eklemiş olduk. Şöyle yapalım. Ben şuradayız. Evet. Burayı geçtik. Şimdi şu meseleyi de biraz hocam işaret edelim. Bu tek düzelik müteşabihlik meselesine biraz önce siz de hani felsefi kelami anlamda önemli işaret ettiniz. Biraz daha şey yapalım, ek yapalım. Çünkü Ali Kuşçu bu ek yapıyor. Yani yeni bir tadil tanıtımı için. Onu hızlıca şey yaparız ama şu ilkeler meselesine bir değinelim. Şimdi hocam şöyle bir mesele var. Şimdi bu ilkelerde biz esas itibariyle ne diyorduk? Hani bir merkez etrafında tek düze hareket, yani eşit hızlı hareket. Fakat bu aslında daha teknik detaya girdiğimizde bu yeterli bir şey değil. Ne diyelim? İlke değil. Aslında bu ilkenin üç elementi var. Şimdi bu üç Buradan tek düze elementi kastettiğin homosentrik hareketi kastediyorsun değil mi? uniform hocam. Uniform. Uniform. Yani uniform. Evet, Yani eş uniform. merkezlilik burada şart değil. Eş merkezlik yani merkezin eşit olması meselesi o ilkeler açısından şart ama gördüğümüz örneklerde hocam şart olmadığını Anladım. da gördük. Tamam. Mesela Uniform evet hareketi kastediyorsun. Anladım. Tamam. eşit hızlı uniform hareket tek düze derken kastım evet. Şimdi burada normalde hızın eşitliği bir nokta etrafındaki hızın eşitliği bu ilkeler açısından yeterli bir şey değil. Veri değil. Daha doğrusu bilgi değil. Şimdi normalde bunun üç elementi var. Bu üç elementini aynı anda taşırsa o hareket aslında o nokta etrafında tek düze bir uniform harekettir. Bu Ne demek önemli, bu istiyoruz? önemli bir bilgi Hasan'cığım. Teşekkürler. Evet. Bunu hocam şey yapıyor. Hani hususen Ali Kuşçu bunları söylüyor. Dediğim gibi teknik bir şeyi anlatmak için söylüyor ama sizin biraz önceki işaret ettiğiniz husus açısından da önemli gözüküyor şu. Şimdi birincisi bir etrafında dolandığı merkeze nispetle hızı değişmemeli. Mesela biz burada işte E noktası merkezli daireyi düşünelim, büyük daire ve onun üzerindeki bu epicycle dairemizi düşünelim. A onun merkezi olsun. Şimdi birinci ilke şu olması lazım. Bu epicycle'ın bu büyük daire etrafında uniform hareket ettiğini söyleyebilmek için. Birincisi bu merkez etrafındaki hızı değişmeyecek bu A'nın. Zamansal olarak bir değişim olmayacak. Bu bir. İki, E noktasına olan uzaklığı da değişmeyecek. Yani yarıçap anlamında tabii değişmeyecek. Çünkü neden bunu söylüyor? Ekuant noktasını düşünün. Ekuant noktası o noktaya nispetle tek düze hareket ediyor. Yani eşit hızda hareket ediyor ama merkeze olan uzaklığı değişiyor. Öyle bir sorun var. Dolayısıyla etrafında dolandığı merkeze
olan uzaklığı da değişmemeli. Üçüncüsü de şöyle bir şey var. Şimdi bu merkezden epicycle'ın şu çapına, yani örtüşeceği çapa gelen şöyle bir çizgi çizdiğimizde, bu çizginin, bu ne diyelim, örtüşmenin hareket zamanında değişmemesi lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şu çapı referans aldığımızda, diyelim ki bu epicycle şuradayken, o referans aldığımız çap yine E noktasına hizalı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu üç ilkenin şey olması lazım. Aynı anda olursa şey, ne diyelim, şey, o müteşabih olan hareket söz konusu oluyor. Mesela ben burada şey, Ali Kutçu örnekler veriyor ama ayı da veriyor. Ayla alakalı örneği buraya koydum. Şimdi normalde mesela ilkeye göre, bu üç ilkeye göre mesela ayda olan problemleri görelim. Şimdi nedir? Birincisi, ayın taşıyıcı feleği, tamam, taşıyıcı feleğin merkezi burası. Bu taşıyıcı feleğin merkezine nispetle bu taşıyıcı feleğin uzaklığı değişmiyor. Bu tamam. Yani şu ikinci ilkeyi tutturuyoruz burada, bu noktada. Yani şu uzaklık değişmiyor. Şu eccentric center dediği, bu değişmiyor. Şimdi ikinci ilke oldu ama bakın birinci ilke olmayacak. Neden? Daha önce de anlattığı gibi ay feleğinin taşıyıcı, ay modelinin taşıyıcı feleği kendi merkezi etrafında değil, alemin merkezi etrafında tek düz hareket ediyor. Yani buradan baktığımızda taşıyıcı feleğin merkezini eşit hızda görüyoruz. Dolayısıyla ilk ilkeyi burada bozdu. Şimdi üçüncü ilke de tutmuyor ay feleğinde. O da nedir? Çaplarından birisi daima, yanlış yazmışım, daima o merkezi hizalı olur. Yani ne demek istiyorum? Şimdi burası normalde şu olması gerekiyor. Daha doğrusu ay modelinde şöyle bir durum var. Şimdi öyle bir nokta var ki, orası şu nokta. Ne diyelim, hizalama noktası diyebiliriz. Şimdi öyle bir nokta var ki, şimdi bir çap belirliyoruz, şu çap. Şimdi bu çapla örtüşecek bir çizgi çizdik. Şimdi bu çapla her daim şey yapacak, hareket ettiğinde örtüşecek nokta bu nokta. Alemin merkezi değil. Taşıyıcı feleğin merkezi değil. Yani ne demek istiyorum? Şu çap, bu epicycle buraya geldiğinde o çapla örtüşen nokta burası oluyor. Buraya geldiğinde de burası oluyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ay modelinde bu üç farklı noktaya nispet. Peki bu nasıl yorumluyorlar? O zaman tek düz hareket çöktü bu ay söz konusu olunca. Yani şey hocam, hani şey diyordu ya, o ifadeyi kullan işte. İşte bu konu min müşkilatı hazel fen ifadesi var ya. Evet. Dolayısıyla bunu hocam müşkilat olarak söyleyip en azından şey. Sistemde bir açık var, defo var ama. Sistemdeki açığı söylüyorlar. Teoriyi değiştirmiyorlar, sadece bunu bir istisna kılıyorlar. Açık olarak söylüyorlar. Evet. Aslında hocam, Ali Koççu şeyi kullanıyor mu? İrade kelimesini kullanıyor mu felekleri anlatırken? Bu Fethiye'de değil mi? Evet. Ben Fethiye'de hatırlayamadım şimdi okuduğumuz yerlerde irade kelimesine. Evet. Şeye bakmak lazım herhalde hocam. Acaba, yani şöyle, tecride bakmak lazım. Tecrit biraz karışık. Bu arada tecrit tamamen bitti. 4 yıl olarak yayınlandı. Evet, evet. İran'da şey yapıldı, hazırlandı. Evet. Yok, yanımızda canım, hemen gösterebiliriz. Hemen. Öyle mi hocam? Şey ulaştı. Hemen elde ettik. Şu anda 4 ciltte karşımda duruyor. Tabiat kısmı bitti. O yoktu. 1 ve 3 vardı. 2 yoktu. O da geldi. Bir de 3. cilt nedir onun adı? Siyaset. 4. indeks mi hocam? Yok. 4. cildin nübüvvet imamet kısmı. Evet. O küçük, en küçüğü o. Şimdi orada tabii biraz meseleler Ali Kuşçu'nun fikirleri mi, yoksa geleneğin problematiğini tartışman, nerede Ali Kuşçu ne tercihlerde bulunuyor, onu dikkatli okumak lazım. Evet. Yani şer-i tecrit biraz zor bir metin o açıdan. Yani Ali Kuşçu bazen meseleyi anlatıyor. Anlattığı kişinin diliyle konuşuyor. Onu en anlaşılır hale getirmeye çalışıyor. Ama kendi tercihlerini nasıl tespit edeceğiz? İşte nahrun nekul,
gibi laflarla. Şimdi şunun için soruyorum. Yani bu evrenin, bu sistem evrenin canlı olma kabulü. Buradaki canlılık illa bizde anladığımız anlamda canlılık değil tabii de. Yani evet. Zoos değil de bios anlamında. Şimdi bu canlılık irade meselesini kolaylıkla, yani organiklik çözüyor. Ama bunu mekanikleştirdiğinde, naturalize ettiğinde bu irade bahsi aslında bir tür istidareye indirgenebilir. Yani dairesellik ya da tekrar edilebilirliktir bu iradenin kaynağı. Yoksa canlılık değildir diyebilirler. Aslında astronomi tarihindeki bu şeyi, dönüşümü iyi takip etmek lazım. Benim okumalarım tabii senin kadar derin değil ama bu konuda. Ali Kuşçu'nun böyle bir irade kelimesini klasik anlamıyla kullanmadığı şeklindeydi. Böyle bir tahayyülüm var. O ilk okuduğum zaman, şimdi tabii hatırlamıyorum ayrıntılarını. O çerçevede de bir daha bakmak lazım metne. Yani Ali Kuşçu'da gezegenlerin hareketlerin irade olması onların organikliğinden, canlılığından mı kaynaklanıyor? Yoksa doğrudan istidarenin doğal bir sonucu mu? Evet, çok sağ olun hocam. Şimdi ve bunu yani, şeyden de takip etmek lazım. Bülent Sinan'ın İlim Çelebi'nin şerhine de bakmak lazım. Çünkü orada bunlar böyle karşılıklı birbirlerine sataşarak da yorumluyorlar. Yani küçük bir şey, katkı olarak şunu söyleyeyim hocam. Hani çok direkt irtibat değil ama bir yönüyle irtibatlı sayılır. Bu Risale Derhiye'de malumunuz bir doğa felsefesi bölümü var. Daha doğrusu doğa felsefesi demek çok doğru değil ama tabiat kavramı var. O öyle diyor, evet. Tabiat bölümü var. Hendesiyat ve tabiat bölümü var. Fethiye'den farkı o tabiat bölümü. Şimdi hocam orada şeyi anlatıyor. Bu genel bilgileri veriyor, işte o unsurlar vesaire. Bir de müteşabih kavramını tanıtıyor. Mesela bizim burada anlattığımız müteşabih meselesini o metinde, orada tabiat bölümünde anlattığını görüyoruz. Müteşabihlik kavramını. Mesela bu tezkirede falan yok mu? Tezkirede, yani bu diğerlerinde şey, mesela şey, yanlış hatırlamıyorsam şeyde hatırlıyorum mesela. Tuhfe'de, Kutbuddin Şirazi'de o bilgiler var. Tabii Tuhfe'ye aşığı yazdığı için Ali Kuşçu gençken oradan o kavrama aşina zaten. Orada var. Yani bunu anlatması gelenek açısından çok çok farklılaşmıyor ama hani ilkeleri vermiyor, sadece böyle bir bilgi veriyor. O belki bir ilginç bir nokta olabilir. Yani bu da bir araştırma konusudur. Evet. Matematik bilimlerde, özellikle mixed science, yani bu karışık matematik bilimlerde, astronomi gibi, optik gibi, mekanik gibi, yani bir tarafıyla doğa felsefesi, bir tarafıyla matematik olan bilimlerde İbn Sina'cı doğa felsefesi ilkelerinin azaltılması projesi, elden geldiğince onun azaltılması, minimalize edilmesi problemi de bir araştırmayı hak ediyor. Evet. Hatırlarsan Et-Tezkire'de bunun çok ciddi bir örneği var. Yani Tusi, İbn Sina'cı bir filozof olarak bilinmesine rağmen astronomide bu ilkeleri minimal düzeye getirmeye çalışıyor. Hatta felek kavramını naturalize etmekten bahsediyor. Yani onu böyle iradi varlık olmaktan çıkartıp, yani aktör olmaktan çıkartıp, fail olmaktan çıkartıp bir faktöre dönüştürmekten bahsediyor. Cemil Recep tezinde, kitabında bunu bahseder. Dolayısıyla orada bizim astronomi tarihi çalışan arkadaşlar, hatta İslam felsefesiyle de alakalı bu, iradi olan ilkelerin, mürit olan, iradesi varsa mürittir. Yani ne kadar sistemin bütününde lazım mevzum ilişkisine tabi olsa da azaltılması, naturalize edilmesi sürecini iyi incelemek lazım. Bu faktör... Ali Kuşçu da bunun bir parçası aslında, o yani o tartışmaların tam şeyinde bir. Yani, Ali Kuşçu da bu biraz bu mekanik evren tasavvuruna giden yolda bir adım. Şimdi klasik metinlerde özellikle 15. yüzyıldan sonra bu tecerrüt kavramıyla tabiat kavramı birbirine zıddı olarak kullanılıyor.
kullanmaya başlanıyor. Yani tabiattan ne kadar uzaklaşırsan, ne kadar tecerrüde gidersen gerçekliği o kadar idrak ediyorsun ya. Bu mesela bu kavramı da bizim Osman hocaların, Ahmet hocaların falan iyi araştırması lazım. Tabiatı, bu tabiat tabii bizim anladığımız anlamda doğa değil. O aktif ilkenin maddedeki hareketin kaynağı olması anlamında. Bu aktif ilkenin nedir? Ayıklanması sistemden, onun bir faktöre dönüştürülmesi süreci bence bilim felsefesi, İslam dünyasındaki bilim, rasyonel bilginin felsefesi açısından, bilim felsefesi derken onu kastediyorum, araştırmayı hak ediyor. Yani her okuduğumda yeni bir şey yakalıyor insan. Yani çok enteresan problemler var o açıdan. Ne zaman buna evrildi zihinler? Yani onları kullansalar bile onun gösterimi değişiyor yavaş yavaş yani. Aynı şeyi anlatmıyor diyorsunuz değil mi? Şey olarak yani anlat. Yani kavramlar aynı olsa da içerik aynı evet. değil artık. Yani. İçerik öyle, evet. Öyle evet. bir yere giriş var gibi geliyor bana. Ona bir bakmak lazım. Evet hocam. Yani bu tecerrüt şey... kavramı son derece önemli. Çünkü tecerrüt demek aslında görünür olmayan ama evrenin çalışmasının zemininde bulunan underlying principles dedikleri yapılar. İşte ya, bu yasa fikri buradan geliyor. Yani o tecerrüt kavramının epistemolojide çok kullanıldığını biliyoruz. Çünkü klasik meşayi bilgi teorisi bir tecerrüt teorisidir, bir tecerrüt teorisidir daha doğrusu. İntizam ve tecerrüt. Ama bunun genel bilme faaliyetlerine yansıması, bilimsel sistemlere yansıması, evrenin tasavvuruna yansıması nasıl oluyor? Nasıl bir etkisi var? Onu araştırmak lazım metinler üzerinde. Metinler üzerinde. Evet, yani evrende bir tabiat, görünür bir yapı var. Ama o görünür yapının bu şekilde olmasını sağlayan mücerret ilkeler var. Tecerrüt dediğimiz bu. Bu epistemoloji, insan zihnine ilişkin bu yapı evrene bir tür yansıtılıyor gibi. Ama bunu ciddi okuma yapmak lazım. Tabii bu benim birkaç okumamdan çıkarttığım böyle bir şey diye düşünüyorum. Evet, neyse. Çok sağ olun hocam. Evet. Şimdi şey, öyle şu konular var. Onları da hızlıca en azından onlara da değinip bu faslı bitirmiş olalım. Şimdi bunu da anlattıktan sonra bu şeyi anlatacak. Ben şunu açayım. Daha önce de hatırlayacaksınız şunu. Bu hocam şeyi anlatacak. Reca, bu retrograde geri hareket dönüş dedikleri, geriye doğru. İşte el istikame, tam hani istilahların kavramlarını da verelim. Hani şey, ne diyelim, düzgün hareket mi diyelim hocam? Evet. Yani gezegenin retrograde, geriye doğru hareket değil de normal hareketine devam ettiği el istikame. Bir de ikame kavramı var. Hani bir yerde bu retrograde hareketten diğerine geçerken ya da diğerinden retrograde'e geçerken bir durma gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunları anlattığı bir yer var. Çünkü bu da bir şey, ne diyelim, arizi bir durum. İşgal. Biz dünyadan baktığımızda. Bunu hatta şey yapmıştık, konuşmuştuk. Şimdi burada ne görüyoruz? Hani bu arizi meselesiyle alakalı. Şimdi bu dünyayı merkeze aldığımızda, işte güneş burada malum. Bu kırmızı olan Mars. Mars gezegeni. Şimdi biz Mars'ı dünyadan nasıl görüyoruz? Tam olarak böyle görüyoruz. Yani ileriye gidiyor bakın. Sonra bir yerde duruyor gibi, sonra geriye doğru hafiften gidiyor, sonra tekrar dönüp ileriye gidiyor. Gördüğünüz gibi hızlı, bazı yerlerde yavaşlıyor, bazı yerlerde hızlanıyor. Şimdi esas itibariyle Ali Kuşçu şunu bize tanıtıyor. Hani bunun, biz bu modelde açıklamasını nasıl yapacağız? Bu aslında açıklama şununla, retro hareketin, yani taşıyıcı feleğin bir hareketi var malum. Bir de epicycle'ın kendi hareketi var. Şimdi biz bu hareketin kombinasyonunu görüyoruz. Şimdi bazı yerlerde şu oluyor. Konumsal olarak birinin hareketi
diğerine ne diyelim galip geliyor. Ve orada mesela doğrusal hareket oluyor. Ama başka bir konumda işte happy cycle'ın hareketi şey olarak konumsal olarak daha hızlı diyebileceğimiz bize göre konumsal olarak böyle bir şeye dönüştüğü için dönüyor malum. Bu ikisinin kombinasyonu bazen geriye doğru hareketi de ortaya çıkarıyor. Esas itibariyle hani bunun işleyişi bu iki hareketin kombinasyonunun ne diyelim değişen şeyiyle değişen miktarlarıyla görece miktarlarıyla ilişkili olarak bunun izahını yapıyor. Ama bu geri Diyerek dönüş böyle böyle hareketi şey. ya da istikamet gibi hareketler de dikkat edersen yine devri hareketler. Yani orada da bir Tabii düzen tabii. var. Evet. Yani istikamet derken dediğiniz gibi hocam şey hani daha lineer hareketten bahsetmiyor. Sadece işte dediğiniz gibi şey normal hareketine devam O ediyor. geri dönüş hareketinden normal hareketine dönmesine diyor onu. Evet. Bir de tam böyle durduğu nokta var. O işte Evet. şeyleri var. Bu konuyu da böyle anlattı. Bir de hocam son olarak bu bölümü bitirmek açısından şu verileri de veriyor. Onu da söylemiş olalım. Neredeydi? Şurada en son. Şöyle paylaşmış olalım. En son da bunları anlattıktan sonra şunu anlatacak. Buna da bir hızlıca değinebiliriz hocam. Şimdi şöyle bir konu var. Bu konu enteresan bir konu. Ben şekiller daha iyi olduğu için Salih Hoca'nın kitabındakileri gösteriyorum. Şimdi konu şu burada. Bu bizim taşıyıcı feleğimizde epicycle'ı dört parçaya bölüyorlar hocam. İşte buna nitakatlarda sektörler diye de işte İngilizce'de sectors diye çeviriyorlar. İşte bu parçaları anlattığı bir yer var. Bizde de İki tür. mıntıkanın var farklı versiyonu. Mıntıka, Evet. nitakat. Evet. Bunu da şey yaptı. Bu iki şekilde bölüyorlar. İki şekilde bölme tarzı var. İşte birisi bir itibar ebat dedi hocam. Biri işte ne diyelim uzaklığa göre, uzaklığa nispetle diyebiliriz. Bir de hocam hareketin değişkenliğine göre birazdan gösterecek. İşte bunu ortalama uzaklığa göre bunu bölüyor. İşte şurası şöyle. Bu Elç ve Hadid'den bölme zaten hep var. Bunu bu şekilde taşıyıcı feleği böldü. Şeyi de bu kesişim noktalarından bölüyor. Cycle'ı. Epicycle'ınkini de. Dolayısıyla ne yaptı hocam? Dört tane parça oluşturdu. İkisi birbirine eşit. Alttakiler de birbirine eşit. İki türde parça oluştu. Bunun için de aynısı geçerli. Şunu da şöyle oluşturuyor, onu da gösterelim. İşte bunu böyle aldı. Şu Bunu nokta harekete hani göre parçalar bunu vesaire. hareketin tadil demiştik ki hocam, düzeltimin en büyük olduğu noktayı referans alıyorlar. Şurası. Bu açısal olarak şu ikisinin arasındaki fark en yüksek olduğu yer. Dolayısıyla bunu buradan böldü. Şu Evç ve Hadid'den bölme zaten var. Aynı şekilde burayı da bu şekilde böldü. Şuraya teğet geçen yerden böldü. Gördüğümüz gibi dört tane parça var. İkisi eşit, ikisi eşit. Bir şey. Yani biri ebana göre, biri mesire göre yaptım. Biri ebadı, evet bir de mesire göre hocam. Şimdi bu Ali Kuş'ta hani bu bilgiyi veriyor. Ben şöyle bir bilgi hani görmüştüm şeyde Edward Kennedy'de. Hani Edward Kennedy bu ne diyeyim bu sektör meselesinin daha astrolojik bir şey olduğunu söylüyordu. Mesele aslında bir kavram. Astrolojik olarak kullanılan bir kavram olduğunu söylüyordu. O yanlış hatırlamıyorsam şeyde Ziç üzerine malum kapsamlı çalışması var. Şeyin mi, o İbni Yunus Zici üzerine yaptığı çalışmada mı söylüyor bunu? Hocam bu katalog gibi Ha, pek katalog çok Zici şeydi, şey anladım. yaptı, tanıttı. Orada gördüğümü hatırlıyorum. Ha, Böyle bir Edward Kennedy, enteresan David King değil, değil mi? Edward Kennedy söylüyor bunu. Edward Kennedy hocam. Evet, Tamam, Edward Kennedy. tamam, tamam, tamam. Böyle bir bilgi veriyor. Hani bu normalde bu bilgi astrolojik, daha astrolojik bir konu diyor. Hani bir konumsal şey de gösteriyor tabii hani gezegenlerin konumuna dair. Böyle bir
konu Doğru, en doğru azından mu hani peki de bu? var diyelim. Astrolojik olması vurgusu doğru mu Kennedy'nin? Yani şöyle diyelim hocam, astrolojik olması illa bu metnin hani Ya astrolojik klasik kitap astronomi koymak. astrolojik olmaya ne var ki? Yani astrolojide de kullanılıyor hepsi. Değil mi Yani yani? zaten malum astroloji hani astronomi ve ahkamın bir tür Yani kombinasyonu zaten. ziçler, takvim ve benzeri Bunların hepsinin astrolojik işler için tarafı. kullanılırken astroloji için de kullanılıyor. Yani bu ayrımı Tabii tabii yapmak tabii. böyle kolay bir iş değil ki. Bunlar üst üste binmiş yapılar. Bir Evet. tarafıyla matematiksel, ki o dönemde astrolojinin de matematiksel tabiatı buradan kaynaklanıyor. Tabii bu heyet meselesinin malumuz hocam. Hani bu heyet literatürü türü epeyce şeyden koparılmış bir şey. Astroloji ilminden. Ama mesela malumunuz hani ilmi nücum denildiğinde bu illa astroloji olmayacağı gibi astrolojiye referans da olabiliyor. Hani bunu böyle bir ara Koparıldığı form gibi kesin. kullanıyorlar. Şimdi malumunuz İbn Sina bunu ayırıyor çok radikal bir Evet. şekilde. Ayırıyor ama bunu ayırırken metodoloji olarak bu ayrıdır, bu ayrıdır diyor. Fakat astroloji neticede astronominin üzerinde kuruluyor. Onu Evet. kuranlar öyle kuruyorlar. Şeyin İbn Sina bunu ayırıyor, radikal bir şekilde ayırıyor. İlk defa en radikal ayrım İbn Sina'da ilmi felekle ilmi ahkamın ucumu. Daha sonra gelen İbn Heysem ve Haraki ile bu ilmi heyete dönüştürüyorlar bunu. İlmi heyeti de ilmi ahkamın ucundan ayrı düşünüyorlar. Fakat ilmi ahkam, ilmi heyet zeminde olduğu için onun üzerine astrologlar sistemlerini kuruyorlar. Sistemlerin birbirinden ayrı olması, birbirinin üzerine kurulmasını engellemiyor. Yani bir heyet aliminin derdi astroloji olmayabilir. Ama astrolog, astroloji yapmak için kendinden öncekinin üzerine dayanmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Yani öncelik sonralık meselesi değil bu yani. Burada tabii şey hani hocam şeylerine bahsediyoruz yani astroloji meselesi felsefi kelami Tabii işte tabii ki kozmolojiyle fıkhi alakalı yani. anlamda çok enteresan bir konu. Çok farklı görüşler var aslında. Tek bir görüş varmış gibi bazen düşünülebiliyor. Tabii Çok tabii ilmi farklı ahkamın yaklaşımlar ucumun var da aslında. bir sürü türü var ya. 7 Evet, 8 evet. türü var. Onların hepsi birbirinden farklı. Evet. Bunu da bu bilgi de Ali Kutçu bize verdi. Son olarak bu bölümde şunu veriyor hocam. Onu da değinerek bu bölümü bitirelim. Şu veriler veriyor bize. Bu veriler şey verileri, bu epicycle'ların işte aktar, işte çapları ile alakalı veriler. Ondan sonra bu taşıyıcı feleğin merkezi ile alemin merkezi arasında malum bir şey var, farklılık var. Bunun miktarlarını özet olarak bunları veriyor. En son Bunları bir bunları da ölçüyorlar verdikten öyle mi? 60 tabanlı sayı sistemine göre hepsini ölçüyorlar. tabii, bunlar hocam dediğiniz gibi 60 taban işte lizuhal işte telas derecat ve tis aşurun dakika ve evet 3 derece işte 29 dakika vesaire bu şekilde bilgileri vererek bu konuyu kapatıyor ve bu en uzun bölümdü, burayı bitirmiş olduk. Bir sonraki hocam şeyde şeye başlarız. Biz boylamsal olarak arız olan meselelere değindik. İkinci fasılda hocam enlemsel olarak arız olan konuları bize tanıtacak. Bu diğerine göre daha kısa bir bölüm zaten. Evet. İlginç tabii son derece şey teknik aslında dikkat edersen. Çok Evet. kompleks ve karmaşık bir yapı var. Bu adamlar buradan hareket ederek hesaplar yapıyorlar. Ve bu hesaplar hareket ederek günlük hayatı, dünyadaki hayatı belirliyorlar. İlginç bir sistem. Ve sorusu olan var mı arkadaşlar konuyla alakalı? Ulema-i kiram burada. Evet. Tabii ilk elde hemen teknik içerik idrak edilmeyebilir. Ama Hasan Hoca'nın anlattığı bize bir çerçeve, bir resim oluşturuyor. Bunu geliştirmek lazım. Belki ileride bir de çok sistematik bir şekilde mülahhası tekrar, şerh-ül mülahhası hatta tekrar okumak lazım bu konuyla alakalı olan arkadaşlarla birlikte. O da Çünkü güzel o olur, evet. daha çünkü pedagojik bir metin. Özellikle Kadızade'nin müdahaleleriyle daha pedagojik metin haline geliyor.
uzun sürede o şeyin ulemanın astronomi idrakini orta seviyede belirliyor. Şeyde. Peki hocam siz tabii işaret ettiğiniz metinlerden birisi bu Abdülvacit'in bence metnine evet. Özel pedagojik anlamda dediğiniz için de. Tabii o daha böyle yalın bir metin. Evet. Molla Fenari'nin çağırmasıyla malum şeye geliyor, Anadolu'ya geliyor. Hemedani esas o. Sonra Kütahya oluyor. Ve büyük oranda da Tebriz geleneğinin bir devamcısı. Ve Molla Fenari'nin öğrencilerini eğitiyor. Kadızade, Şeybeddettin gibi, değil mi? O isimler, ondan ders alıyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Hasan Fetih öncesi Osmanlı ve Anadolu'sunda bu Kütahya'daki bazı rasat faaliyetleriyle yaptığı söyleniyor. Ya yani onlar çok evet. Tartışmalı konular malum. Evet. Tokat'ta bu Yavuzbasan Medresesi'nde de. şimdi o mülahasa şer yazıyor. Zaten Kadızade'nin o geleneğe dahil olması da bu şey üzerinde. Kütahi'nin, Abdülvacit Kütahi'nin şer üzerinden. Bir de biliyorsun Usturlap Risalesi yazıyor. Usturlap Risalesi'ni de Molla Fenari'nin oğlu Muhammed Şah Fenari için yazıyor. Ben onu incelemiştim fi tarihinde. Dolayısıyla dediğin çok doğru. Abdülvacit Kütahi'nin metni pedagojik açıdan çok yalın bir metin ve bizim Molla Fenari ve etrafının da ders kitabı. Fakat burada yine astronomi tarihi çalışan arkadaşların, yazmalarla uğraşan arkadaşların gündemini alması gereken bu Safer Şah meselesi. Bu Safer Şah meselesini henüz çözemedik. Yani kim bu? Ayrıntılı bilgi yok. Ben sırf bunun için Petersburg'da dünya pozuna 10 euro vererek bir metin aldım. Safer Şah ismi geçiyor diye. Bu Safer Şah Konya'da Kadızade'nin ve Şeybeddettin'in hocası Molla Fenari onları ileri seviyede astronomi öğrensin diye buraya gönderiyor. Bir de orada müneccim Fazlullah mıydı? Yani şimdi tam ismi net aklımda değil. Ya Fazlullah, Müneccim Fazlullah ya da Ubeydullah filan. Yani bu iki isim Konya'da var. Bunlar kim? Molla Fenari bunları nereden tanıyor? Artı öğrencilerini astronomi öğrenmesi için bunlara göndermesi onların ileri seviyede bir astronom olduğunu gösteriyor. Henüz bunu şey yapamadık. Ayrıntılarıyla tespit edemedik. Konya'ya gönderiyor dediniz değil mi hocam? Konya. Tabii evet. Konya merkez hala. Evet. O açıdan yazmalarla uğraşan arkadaşların şeyi açık olması lazım yakalamak için. Benim Petersburg'dan getirdiğim yazmada Safer Şah adı geçiyor. Demek ki bu adam yaşamış. Fakat eser daha çok hesaplamalar, yani pür hesaplamalar, hiç sözel bir yapısı yok. O açıdan kimdir, nedir bilmiyoruz. Bunu araştırmak da fayda. Anadolu'da bir Safer Şah değil mi? Anadolu'da bir yönetici mi? yok bu astronom hocam. Astronom. Yönetici değil. Astronom. Yani ismi geçiyor literatürde de adamın eserleri kim olduğu, ne olduğu konusunda ayrıntılı bir bilgim yok. Ya çok da dikkatli ayrıntılı araştırmadım, üzerine düşmedim ama genç arkadaşlar bunu bir kenara tutsunlar. Şimdi burada Fatma Hoca bir soru sormuş. Tuhfe Şehri çalışılıyor mu? Ali Kuş'un Tuhfe Şehri. Şerh değil hocam. Sadece giriş kısmına bir haşiye. Ama bu şunu gösteriyor bize Ali Kuşçu. Gençliğinde, öğrenciliğinde yani bu eser üzerine çalışmış. Tuhfe zor bir metindir. Ve 1285'te telif ediliyor. Kutbuddin Şirazi'nin tercih edilen modelleri esas aldı. Yani tartışma yok orada. En doğru kabul ettiği modelleri ele aldığı teknik bir eser. Tuhfe üzerine çalışma var. Robert Morrison'un Halep'te çıkan Arap Bilim Tarihi dergisinde
Tuhfe'deki gezegenler teorisi üzerine bir çalışması var benim bildiğim kadarıyla. Başka Usul, da böyle evet, tek hipotezler, usuller başka da meselesi. teknik bir çalışma bilmiyorum ama tabii Kutbettin Sinan'a giren çalışmada ona bir atıf yapılıyor. Ali Kuşçu'nun metni Bursa'da var. Ben Bursa'daki metni çalışmıştım. İstanbul'da da olabilir. Topkapı'da da Cağaloğlu. var hocam. Evet, Topkapı'da da var. Topkapı'da da olabilir. Evet. Yani öyle çok fazla nüshası yok ama dediğim gibi sadece Cağrullah'ta var hocam. Cağrullah koleksiyonu. Cağrullah'ta var. Hendesiyat ve tabiat kısmı o mukaddemata bir yorumları var. Öyle çok teknik yorumlar değil ama Ali Kuşçu'nun fikriyatının gelişmesi açısından önemli. Şimdi Ahmet Çapkı Hoca bir soru sormuş. Yakın tarihte takvimlere temkin vakti uygulaması vardı. Acaba bu durum dersin başında bahsettiği hareketül vasat ile mi ilgilidir? Evet. Hasan Hocam bunu sen araştır. Ben bilmiyorum. Yani bilmiyorum, evet, çok teşekkürler. Evet, temkin bakalım vakti, ona. evet. Ne demek bu? Hareketül vasatla ilişkisi var mı? Ona bir bakalım. Güzel bir soru. Evet arkadaşlar. Teşekkürler. Gayet güzel bir ders oldu. Sorularla zenginleşti. Önümüzdeki hafta devam etmek kaydı şartıyla inşallah diyelim. Hasan hocamıza teşekkür ediyoruz ve ona izin verelim ki gitsin yatsın uyusun ya gece yarısında. Hasan hocam teşekkürler. Sağ olasın. Çok Var sağ olun olasın. hocam. Katılan tüm Görüşmek üzere. arkadaşlara, tüm dostlara da teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Çok sağ olun.